Bugünkü dersimizde Xcode'un bilgisayara yüklenmesi ve arayüz tanıtımını size anlatacağım. İlk önce Xcode'u nasıl yüklüyoruz? MacBook'un dock kısmında Apple Store'a geliyorsunuz. Soldaki search ara kısmına Xcode yazdığınızda karşınıza geliyor. Bende halihazırda yüklü olduğu için şu an aç gözüküyor. Normalde burada indir gözükecek ya da download gözükecek. Olduğu için. Ben tıklıyorum. Normalde download ettiğinizde herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Xcode sizin launchpad'inizde yüklü olacak. Ben de burada yüklü. Sonra tıkladığınızda karşınıza Welcome to Xcode ekranı gelecek. Bu ekranda sağ kısmında daha önce hali hazırda oluşturmuş olduğunuz projeler var. Bunlara tıklayıp o projeleri açabilirsiniz. Sol tarafta ise Playground, New Project kısmı var. Bir de mevcut olan projeyi klonlama kısmı var. Playground daha çok Swift programlama dilini öğrenmek için kullanılıyor. Onu daha sonraki diğer derslerde göstereceğim. Lakin şöyle bir ön bilgi olsun diye açıyorum. Create diyelim. Herhangi bir işlem yapmayacağız ama. Mesela böyle bir... burada mesela kodlarınızı deneyebiliyorsunuz. Mesela print str dediğiniz zaman. Şu an run ediyor. Stop dedik. Run diyoruz. Mesela geldi. Hello Playground. Burada daha çok yazdığınız kodların çalışıp çalışmadığını denemek ya da atıyorum daha sonraki derslerde göstereceğimiz ve programlama dilinin temellerini Playground üzerinden göstereceğiz. Burada daha çok sizin eğlence alanınız gibi söyleyebilirim. Bu Playground kısmında kendi uygulamamızı tasarlamıyorsunuz. Gelelim New Xcode Project. Mesela hali hazırda yüklediğiniz herhangi bir projeniz yok. Yapmanız gereken uygulama tasarlamak için New Xcode Project kısmına tıklamanız. Tıkladıktan sonra karşınıza bir ekran gelecek. Burada hangi işletim sistemine yönelik uygulama yapmanız istendiğine dair bir şey var. Atıyorum WatchOS, Apple Watch için ya da TV için ya da Mac'ler için bir uygulama yapıyorsanız buradan seçmeniz gerekiyor. Şimdilik iOS seçeceğiz. Bunun altında da Application kısmı var. Burada atıyorum bir oyun yapacaksanız 3D atıyorum, game seçeceksiniz ya da normal atıyorum bir sosyal medya, Facebook ya da herhangi bir mesajlaşma uygulaması için ya da buna benzer uygulamalar için mesela Single View Application'ı seçeceksiniz. Şimdilik ben Single View Application'ı seçiyorum. Karşınıza yeni bir ekran geliyor. Burada projenize ait bazı bilgiler girmeniz gerekiyor. Organization name'i genellikle isim ve soyisim olarak giriyoruz. Ama herhangi bir şirkete bağlıysanız ya da başka bir şeyse onu da girebilirsiniz. Product name'i yapacağınız uygulamanın ismini girebilirsiniz. Atıyorum. Şu an example project olarak girelim. Şuraları da söyleyelim. Burada language kısmı Swift ve Objective-C. Şöyle Xcode iki temel dile dayanıyor. Hem Swift hem de Objective-C dilinde yazabiliyorsunuz. Swift biraz daha aşinaysanız C diline çok benziyor. Diğer kısmı Organization Identifier. Burada işte kimlik tanımlıyorsunuz. Burada da işte bunlar zaten hala hazırda default olarak seçili oluyor. Next dediğiniz zaman karşınıza bu projenizi bilgisayarınızda nereye kaydedeceğiniz kısmı çıkıyor. Mesela desktop seçelim.
create dediğiniz zaman şimdi karşınıza bir ekran geldi. Bu ekranda sizin girdiğiniz özelliklere göre display name diyor, bundle identifier. Mesela bu bundle identifier eğer bir database, atıyorum Google'un Firebase database'ine bağlanacaksanız bu sizin için önemli bir şey olacak. Burada versiyon yazıyor. Burada dikkatimizi çeken bir kısım var. Burada ünlem işareti gözüküyor. Eğer siz normalde Xcode'u yüklediniz, projenizi az önceki gösterdiğim şekilde oluşturdunuz ve karşınıza böyle bir şey gelecek. Bunun gelmesinin sebebi, burada kırmızı ünlem işaretinin gelmesinin sebebi, sizin Apple Developer Team'e üye olmanız gerekiyor. Yıllık bir ücret karşılığında bu üyelik oluyor ve $99 bu yıllık üyeliğin ücreti. Eğer üye değilseniz kırmızı ünlem geliyor. Size tavsiyem, mesela bir aplikasyon fikri geldi kafanıza ve bunu da uygulamaya yapmaya başladınız, hemen development team'e üye olmayın. Uygulamanızı bitirme aşamasına geldikten sonra ve Apple Store'da yayınlamaya yaklaştığınızda üye olmanızı tavsiye ederim. Genellikle herkes böyle yapıyor zaten. Sonra gelelim Xcode'un arayüz tasarımına. Şimdi burada mesela bir çeşitli dosyalar var.